Hava Yusuf abiyle konuşmaya gitmiş. Sen merak etme, ben her şeyi halledeceğim dedim. Ne bileyim anne ya. Ayıp vaz mı geçirsek acaba? Yok yok. Bırak konuşsun. Hayret. Duyunca karşı çıkarsın sanıyordum. Zamanında o kadar engelledin beni Yusuf'la konuşma etme diye. Şimdi ne değişti acaba? Oğlum, düne kadar o konakta sadece kahyaydım ben. Karşılarına çıksak bile bizi gale almazlardı. Ama şimdi Hancıoğlu'yla akraba olduk. Hem de benim sayemde. Onca çabalamasam Havva o Yusuf'u biraz zor da kardı parmağını. Sen de bin üstüne. Halletsin bu işi. Boşuna emek vermedik herhalde. İşe yarayacak mı sence? Ha? Ne bileyim, o kadar olay oldu bitti. Şimdi o kadar şeyin üzerine diyelim Yusuf abi tamam dedi. Münevver ne diyecek acaba? Ben emin değilim. Hiç dert etme sen onu. Münevver'in dili istemem diyor ama bütün gün 10 posta gözyaşı döküyor kıyıda köşede. Gerçekten mi? Sen rahat ol oğlum. Yakında kavuşacaksınız birbirinize. İnşallah annem ya, inşallah. Çocukluktan kalma alışkanlık işte. Balık aymaksız yiyemem hayatta. Öyle mi? Teşekkür ederim, çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Efendim teyze. Ortam. Yusuf'unla mı buluşmuşsun? Yiğit'le ilgili konuştun mu? Bana bak, müjdeli haber bekliyorum senden ha. Biz daha kahvaltı ediyoruz teyze. Uğrarım ama ben buradan çıkınca konağa. Tamam, haydi haydi. Haydi görüşürüz. Ne oldu, ne diyor Sultan abla? Önemli bir şey yok. Bir şey olmuş işte, söylesene. Sana bir şey söyleyeceğim ama kızmayacağım bana. Sen ne yaparsan yap, kızamıyorum ki zaten. Tamam da bu öyle değil işte. Konu Münevver'le ilgili. Münevver mi? Hı. Allah Allah. Neymiş, söyle bakalım. Biliyorum şimdi, hiç sırası değil. Münevver de nişanlı ama. Bizim Yiğit var ya. Onlar Münevver'le birbirlerine senelerdir aşıklarmış. Ama korktuklarından söyleyemiyorlarmış sana. Ne olmuş? Konuşmuş mu? Beraberlermiş. Anlatacak şimdi, sonra arayacak bizi. Anne ben acayip gerildim ha. Ne yapsak acaba? Münevver'i biz mi arasak? Oğlum kızı telaşlandırmaya ne gerek var? Bakalım Yusuf ne diyecek? Az sabır. Ben şimdi konağa gidiyorum. İşim var. Ama bir ses çıkar çıkmaz seni arayacağım, tamam mı? Ya karartma yüreğini öyle. Hı? Müjden yakındır. Güzel gözlü kuzum. Haydi. Aslında önce okulumu bitireyim demiş Yiğit. Öyle çıkmak istemiş senin karşına. Hatta İstanbul'dan ilk geldiğinde konuşmak istemiş ama kısmet olmamış. Biliyorsun Yiğit içine kapanık, kendi halinde bir çocuk. Konuşamamış işte. Sen de ona hep abi gibi davrandın ya. Çıkıp da karşına abi ben senin kız kardeşine namusuna aşığım diyememiş. Haklı da. Sonra da tam konuşacaklarmış ki kaymakam gelip Münevver'i istemiş. Sonrasını sen de biliyorsun işte. İstanbul'a kaçmış acısıyla baş başa kalmak için ama
Yapamamış işte. Yusuf. Kızdın mı sen? Şu harfleri bit kadar koyacak ne var? İnsan seçene kadar ne yazacağını unutuyor ya. Ne ettin kız? Oğlan da ben de meraktayız. Şimdi oldu. Kolay gelsin. Yüzünde güller açtığına göre Allah dualarımı kabul etmedi desene. İşe girdim teyze. Aferin. Hatırlat da köstekli bir madalya takayım elim boşa çıkınca, olur mu? Benim adıma sevineceğini niçin böyle söylüyorsun? Hayatımda ilk defa bir işte çalışıp kendi paramı kazanacağım. E burada da kazanıyordun kendi paranı. Ne güzel. Hamiyet Hanım tıkır tıkır ödüyordu sana. O başka, bu başka teyze. Hayatımda ilk defa bir iş için çalışıp didineceğim. Hem sonra kolunda altın bileziği mi olacak? Bir sanat öğreneceğim. Çok matah. Kız ekmek elden su gölden yaşamak varken niye kendini zora sokuyorsun bu kadar? Ben böyle olsun istiyorum teyze. Çalışayım didineyim ama sonunda sadece kendime ait bir hayatım olsun. Şimdi bir iş buldum. Yakında da ev tuttun mu? Hop hop yavaş. Öyle boş hayallere düşme. Yusuf'un daha bu işten haberi yok. Bakalım o ne diyecek? Bana ihtiyaçları kalmayacak ki. O senin düşüncen. Hoş, Havva konaktan gidiyorsun diye zil takıp oynayacak ama... bana kalırsa Yusuf seni bırakmaz. Bunları zamanı geldiğinde konuşuruz teyze. Sen şimdi kimseye bir şey söyleme, olur mu? Zaten ben hemen başlamıyorum, daha birkaç ayı var. O zamana kadar onlar da evlenmiş olurlar. Kendi düzenlerini kurarlar. Ben de konaktan giderim. Sen şimdi kimseye bir şey deme ne olur. Burada gidecektin değil mi? Hı hı. Baban arıyor. Efendim baba. Nasılsın damat, iyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? Evet, çok şükür iyiyim. Sana müjdeli haberlerim var damat. Düşüşe bir dükkan buldum. Yeri çok güzel. Fiyatı da makul. Sahibi dara düşmüş, hemen satacakmış. Bana bak, kaçırmadan bir bakalım diyorum. Ne dersin damat? Konuşacağız o durumu. Ben babama da haber verdim zaten. Uygun bir şey olunca ben size haber vereceğim. Tamam, o zaman ben senden haber bekliyorum. Hadi, hayırlı günler oğlum. Size de. Ne diyor baba? Yok, önemli bir şey değil. Yusuf söylesene, bilmek istiyorum neymiş o konuşacağınız şey? Bunu babana sorsan daha iyi olur. Tamam mı? Tamam. Sen bırak onları. Boş yere taşıma. Ben Murat'la eve gönderirim. Tamam. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.